İyi akşamlar sevgili takipçilerim, yorumlarınızı okuyorum, bazı yorumlarınız beni çok güldürüyor. Sevda Hanım çok şıksınız ama yardanlık görmekten sıkıldım demiş bir takipçim. <laughs> hem kaka'yı patlattım hem güldüm, yeter artık salona geçin diye ee, bir ikazda bulundu takipçim. Anacığım salonda da dört tane köpek var, biri oradan geliyor, biri buradan geliyor. Ee, oyun oynadığımız zannediyorlar tabii ki bu ışıkları falan burada görünce. ...ilgi istiyorlar... Ee, ...işte o zaman dikkatim dağılıyor ama... E, ...bak oğlum uyudu bugün... ...çok yordum, çok gezdirdim... ...anneciğim, yat bir tanem... ...neyse çok anneciğim, anneciğim bunu sevmeyeyim... ...diğerleri de çıkıp gelecek şimdi... ...evet arkadaşlar kışlık moda geçtik... ...salonuma geçtim... ...belki bugün açıyı tam ayarlayamamış olabilirim ama... ...elim alışıyor onu kurup sökerken artık... ...en doğru e, şeyi bulacağım... ...ayarı bulacağım zaman içerisinde... ...dedikten sonra... Evet arkadaşlar dün biliyorsunuz bir teknik sorun oldum. Videoyu çektim 27 dakika falan da video. Bir baktım Allah'tan kontrol etmişim. Yarıdan sonra videoda ses yok. Mikrofonumun azizliğine uğradım. Bugün sabaha kadar şarj ettim. Bakayım yeşilde yanıyor. Bazen birkaç saat şarj etmek bile yetmiyor. Çünkü gün içinde çekim mekim yaptığım için bir iki saat yetmedi demek ki. Şarjı verdi Mecburen kesi kesiverdim. Baktım anlatmak istediklerimin büyük kısmını da anlatmışım o yüzden yayınladım arkadaşlar onun için de bazılarınız sitem etmiş Sevda Hanım çok kısa kaldı falan diyen olmuş aslında yorumlar kısmına yazmıştım çok özür dilerim videom bir teknik sorundan dolayı biraz kısa oldu. Evet arkadaşlar kendimle ilgili sorunları anlattıktan sonra inşallah bugün sorunsuz bir yayın olacak. Ses de inşallah umarım problem yoktur dedikten sonra ay nasıldı Hülya Avşar Hülya Avşar esti görüldü sesi de kısılmış magazinci arkadaşlar magazin muhabirleri onu bir yerde böyle denk gelmişler zannedersem kızıyla ilgili sorular sordular arkadaşlar hemen Zehra ile ilgili soruları duyunca böyle bir gözleri büyüdü dedi ki bir daha bana sakın böyle soru sormayın. Ee, nasıl kızıma böyle şeyler yakıştırırsınız. İşte eski gazeteciler tamam da ondan sonra terbiyesiz, ahlaksızlar gibi laflar etti. Ee, biraz öfkeli ve sinirliydi magazincilere. Doğal olarak bir anne refleksi anlamak lazım. Ee, bir genç kız neticede önünü arkasını hesaplamadan da haber yapmamak lazım. Ee, şimdi ister istemez gündem, gündemdeki en popüler adam boşanmış adamla onun adının anılması annesini mutlaka rahatsız etmiştir. Ama e, söylenilenlere göre de o arkadaşıymış zaten sevgilisi de varmış orada. Sevgilim var madem de niye sen elin adamınla o kadar yakın baş başa sohbet ediyorsun? Orayı da anlamış değilim ama Hülya Hanım tamamıyla bu söylentilere çok kızdı, çok öfkelendi, çok sinirlendi. E, Bilal Bey de işte herhalde dedi e, ahlaksız diye bize diyor bizim masada konuşuldu ilk bu haberde üstüne alınmış ee, ve işte hani ahlaksızlığımızı gördünüz işte yakışıyor mu falan diye. Bilal Bey de biraz e, ince ayar yapmıyor. Çok böyle höt höt dalıyor konulara. Şok 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 diye verdiniz anacığım. Kadın da biraz haklı yani e, neticede e, sevgilisi olmadığı ortaya çıktı. Keşke biraz daha özenle mi sunsaydınız. İşte tabii onlar da konu Hülya Avşar olunca. E, haberi de yakalayınca böyle bir görüntüyü de görünce o heyecana yorumladılar diye düşünüyorum ama sesi mesi gitmiş Hülya Hanım böyle bir e, şeydi ne derler keyifsizdi nereden çıkıyorsa artık çatallıydı sesi provadan mı çıkıyordu yemekte bir yerden miydi tek başınaydı gerçi ama böyle bir sıkıntılı Hülya Hanım bugün bir görüntüsünü yakalamışlar ay gözüme saç mı girdi ayol aa bazen olur ya böyle bir gözünü kırptıkça bir şey batar. Ay deli olurum en sevmediğim şey özellikle sahneye giderken de olurdu böyle kirpik mirpik takıyoruz ya o göze bir şey sürekli bir batma yapar çok da oynayamazsın kirpik var diye sabah bir gelirse kıpkırmızı olmuş göz şu an öyle bir şey gözüme batıyor artık saç mı geldi ne geldi kör ve hiye ben görmem de şimdi buradan e, telefonun kamerasından neyse arkadaşlar. Biliyorsunuz Sibelcan'ın Can'ın e, videosunu yapmıştım e, izlediyseniz işte dedik ki evlendirdi oğlunu Allah mutlu etsin tamamını eğer dersin. Bu arada ne çok evlenen oldu arkadaşlar e, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da e, uzun süredir beraber oldu. Levent Dörtel ile Mayıs ayında nişanlanmıştı. Onlar da nikah görüntülerini böyle baş başa resimlerini çekmişler daha düğün oldu mu olmadı mı tam bilmiyorum ama sosyal medyada böyle sade bir gelinlikle e, bu kızı gördük evet arkadaşlar e, şöyle bir konularımı gözden geçirdikten sonra e, yarım kalan dünkü yarım kalan haberime de geçeceğim e, Petek Dinçöz Petek Dinçöz arkadaşlar e, çok heyecanlı 29 Ekim'de e, Jolly Joker'de sahne alacak uzun süredir sahnelerden uzaktı e, yeni de 3-4 tane şarkı yaptı yeni şarkılarıyla ee, sosyal medyasından da paylaşım yaptığı sahnelere döndüğü için işte yeni şarkı yaptım işte çok heyecanlıyım yeni repertuar yeni ekibimle 29 Ekim'de sizlerle olacağım diye böyle heyecanlı bir mesajını da paylaştı ee, ben takdir ediyorum böyle işine emek veren işiyle ilgili yatırım yapan insanlara bak en azından kadın 4-5 tane şarkı yaptı bazıları 10 senedir şarkı yapmıyor löngür löngür işlere gidiyor bu ne vurdum duymazlık bir çalışmanız olsun bir çabanız olsun kazandığınız paranın hakkını verin en azından petekliğin çözü takdir etmek lazım yeni şarkılar yapıyor ve kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor ama eski ortamlar o eski tadı neşesi yok sahnelerin arkadaşlar inanın o kadar severdim ki sahnede olmayı şu an var ya evimde olmayı tercih ediyorum Diyeceksiniz ki neden? E görüyorsunuz müzisyenlere yapılan muamelelere geçenlerde çok uzak değil. Ee, onuru işte biliyorsunuz yüzünü bardakla parçaladılar. Aynı benzer bir olay. Yine e, arkadaşlar çok üzüldüm. Antakya'da alkollü iki şahıs e, yine isteğini söyleyemedi bilemedi diye 26 yaşındaki sokak müzisyeni Yus, Yusuf Karagündüz'ü gündüzü e, yüzünde şişe parçalamışlar. Ay olacak iş değil çocuğun gözü mözü bu tarafa gitmiş. Ya sokakta ekmeğini taştan çıkarıyor derler ya sokakta işte çocuk kendi enstrümanıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkes her şarkıyı bilemez ki. Bilemedi diye ya bir şarkı için insanın yüzü gözü parçalanır mı? Bak çocuk öldü gitti gencecik yaşta Allah'tan bu yaralanmış. Ama e, yine tabii ki e, herkes infial oldu bütün sanatçılar paylaşım yapıyor. Işın Karaca falan sosyal medyadan isyan ettiler. Vay işte bu müzisyenlere bu muamele neden yapılır, bunun önüne nasıl geçilir diye. Zaten biliyorsunuz doktora şiddeti konuşurken şimdi şarkıcılara, müzisyenlere şiddeti konuşur hale geldik. Korkunç bir şey artık şiddet her yerde, tahammülsüzlük her yerde, toplu taşımda tahammülsüzlük. Ee, gezdiğimiz AVM'lerde ne bileyim sıra bekliyorsa insanlar geçen gün gene ben başıma gelen bir şey anlatmak istiyorum arada bir şu mikrofonumu kontrol edeyim çünkü takacak bir yerde bulamadım bunun da fiyongu ne kadar e, yumuşak düşermişler ses gitmesin arkadaşlar ee, hemen uzatmadan asansörde bazen ister istemez e, köpek olduğu zaman yük asansörü e, diye bir kural var apartmanlarda hani daha çok yük asansörüyle çünkü seven oluyor sevmeyen oluyor ama bazen de işte temizlik oluyor ne bileyim işte e, temizlik görevlileri asansörü katlarda tuttuğu için falan ister istemez ee, bazen e, kullanıyoruz e, normal asansörü de köpeğimiz varken aslında bana kalsa saçma bir yasak e, bu çağda artık e, toplu taşımlarda bile köpek serbest ya da ne bileyim işte e, yeni bir yasa çıktı biliyorsunuz artık şehirler arası otobüslerde yanınızda e, petinizi taşıyabileceksiniz yani artık bu kadar bu çağda böyle e, saçmalıkların olmaması gerekirken neyse işte bazen hep de bana denk gelir anacığım adamın bir tanesi kızının yanında ben de zaten Şivava yani Paşa ve bir tane Şivava e, akşam saati olduğu için sakin oluyor diye inerken denk geldik. Bir tanesine vay işte köpek yasak da falan da tamam beyefendi asansör tutuyorlar herhalde çöp topluyorlar. O yüzden buna bindik falan diyorum. Ama olur mu da bekleyeceksin de böyle ters ters böyle de bir kabadayı kendini bir bok zanneden kabadayı değil. Ben aslında delinin tekimdir. Bası verin yumruğu suratına ama yanımda köpeklerim var. Neyse neyse Allah'ım ya sabır ya sabır. İnene kadar vay öyleydi de vay böyleydi de. Kardeşim dedim siz ters tarafınızdan mı kalktınız? Hani siz e, asansörde olursunuz da ben hani zorla sizin yanınıza binerim. Bu kadar şikayet eder söylenirsin. Yasak olduğunu söylediniz. Beni ikaz da ettiniz. E siz daha benimle ne böyle yüksek volümlü konuşuyorsunuz? E ben ses etmedikçe kavga mı etmek istiyorsunuz? Sizin zorunuz ne deyince bir de özür. Ben senden niye özür dileyim kardeşim? Ne münasebet ben senden özür dileyeceğim. Eğer çok bu kadar rahatsız oluyorsan 3 tane asansör var bir sonrakini bekle ona bin yani hem geliyorsun yanıma biniyorsun. Ben böyle adamlarla aslında yolculuk etmekten bazen biliyorsunuz toplu taşımda ne bileyim işte otobüslerde falan da denk geliyor. Böyle insanlarla yan yana sevgisiz insanla bir de komşu olacaksın aynı binadasın. O kadar tatava yapacak ne yani ağızları var dilleri yok kenarda sıkışmış duruyoruz sen o desin ben bu köşedeyim. Yani 3 dakikaya tahammül edemeyeceksen binme bekle 2 dakika sonra öbürüne bin. Ama işte hoşgörüsüzlük her yerde arkadaşlar. Bağır, kendince bir sanki evinde karısına bağıramaz. Ay ben yine ne kadar atan sonra adamın vıda vıdasını dinledim. Yani diyorum ya kimsede tahammül, kimsede esneklik, kimsede böyle hoşgörü yok. Millet sokaklara sigara izmeri ata atanlar, etrafı pisletenlere bir şey demiyorlar da benim kucağımdaki küçücük iki kiloluk peynir kalıbı kadar köpekten rahatsız ol sen. Yani gel de isyan etme anacığım. Neyse. Arkadaşlar işte hepiniz gündelik hayatta e, birilerine denk geliyorsunuz böyle kendini bilmez, tahammülsüz, e, böyle ne derler e, tersinden kalkmış, ters ters konuşan insanlar eminim siz de denk geliyorsunuzdur. O dünkü videonun yarım kalan kısmında tam dedim ki Ayşe Arman bir video paylaştı dedim arkadaşlar ve oracıkta <laughs> sesin gittiği bölümde şimdi o haberime geçiyorum. Ayşe Arman arkadaşlar sosyal medyasında. Bir e, doktorun e, videosunu paylaştı. E, doktor da ağız ve yüz çene cerrahı, plastik cerrah, doçent doktor Tahsin Oğuz Arı Türk'müş. E, aynı zamanda öğretim görevlisiymiş, öğretim üyesiymiş. Yani akademisyen bir doktor beyefendi. Yalnız paylaştığı videolar, anneciğim ondan sonra o kadar korkunç ki hani e, yobazlık, batıl düşünceler sadece böyle okumamış insanlarda olmuyor dedir dedirtecek açıklamalarda bulundu. Ben hemen kısaca özetleyeyim. Ee, yine kendinin kendine ait YouTube kanalında Doktor Regbil diye YouTube kanalı olan 30 bin kişi de takip ediyor bu beyefendi. İşte ilişkiler üzerine, kadın erkek ilişkiler üzerine e yorumlar yaptığı videolar çekiyor. İşte o videolardan bir tanesinde Paylaş, paylaştı paylaştığı videolardan bir tanesinde ilişkiler üzerine konuşurken işte ben e, kariyerliymiş, patronmuş, matronmuş anlamam ben evde kadın isterim diyor. Bunu diyen bir doktor. Ondan sonra ben evde kadın isterim, kadın kadın gibi olacak yoksa işte boşarsın gider böyle konuşuyor, bu uslupla konuşuyor. O da boşandıktan sonra diyor kadına biçtiği işte, role bakar mısınız? Ondan sonra diyor akşam diyor 6 dedi işten çıkan birine kendini pompalatır. Aynı bu uslupla yalnız. Pompalatır kelimesi ne ya? Ya bir kadın için nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun? Bir de bir pis pis sırıtıyor ondan sonra işte kadınlar işte hamile kalmak bir kere basmaya bakar. Aynen bu şekilde bunu konuşan bir doktor arkadaşlar. Ağzım açık izledim paylaştığı videoyu. Yok işte kadın işte bu yüzüğü diyor takar parmağına diyor. Kadın diyor o erkeği elde ettim demek için Evlenir diyor işte bu erkek benim işte diyor erkekte güç arar işte erkekte makam arar bilmem şudur budur işte kadını bu şekilde tarif ediyor ondan sonra işte kadın güç ister kadın işte sahip oldum demek ister erkek işte cinsellik ister bu tarz konuşan vıcık cıvık erkeklere de işte yok işte betalar var ee, önünde ben söylemeyeceğim cinsel organını söylüyor olan işte bir sürü erkek ama erkek olmayan erkekler var gibisinden erkekler hakkında da böyle bir ahkam kesiyor. Böyle atmış tutmuş muhtemelen de like almak ya da dikkat çekmek için ikili ilişkilerden bahsederken avam ucuz bir dil kullanmış. Bunun üzerine de Ayşe Arman şöyle bir mesaj paylaşmış arkadaşlar. Bu nasıl rezil bir konuşmadır, bu nasıl bir usluptur, utanç verici, doktor olmuş, insan olamamış, adam olamamış, okumuş, cahil bu işte kendine hoca denilen bir adam yani öğretim görevlisi, cami hocası değil arkadaşlar. Böyle nasıl konuşur? Evliliğe bakış açısına bakar mısınız? Hayatı, kadınları, erkekleri okuma biçimine bakın. Pompala, pompalamak ne ya? Nasıl düşük bir dil. Bir de bu adamı tedaviye gidiyorlar insanlar. E, insanlar basbaya cinsiyet arası ayrımcılık yapan, e, nefret kusan biri bu demiş. Sadece kadınlara değil, erkeklere de aşağılıyor. Melis yüzde yüz haklı tarihin çöplüğüne gömülsün böyle adamlar demiş. Melis de gazeteci Melis Alpan. Melis Alpan da hem onun videosunu paylaşıp paylaştıktan sonra da demiş ki kadın düşmanı zihniyet her zaman sarıklı sakallı hocalardan fışkırmıyor. Mevcut akademik eğitim eşitçilik bakışı kazandırmaya yetmiyor. Bu yüzden diyoruz ki ilkokuldan itibaren müfredatlara toplumsal cinsiyet eşitliği dersi konsun demiş. Sonrasında neyse ayrımcı zihniyetin hakkında hakkından kadınlar gelecek yine. Bu kafası, bu kafalar tarihin çöpüğüne gömeceğiz demişler bu tip kafaları ama ya kardeşim okullarda müfredata da koysan bir erkeği gene yetiştiren bir anne. Yani eğitim bence evde başlıyor. Hani derler ya bir çocuk 7-8 yaşına kadar evinde ne görüyorsa hayatını onlar belirliyor, onlar şekil, şey, şekillendiriyor. Yani e, ama tabii ki bir e, e, ne derler, öğretim görevlisi bir doktorun bu uslukta konuşması ne kadar çirkin ya. Sen on yıl üniversite okumuşsun Amerika bir de kendini bir övmüş, basın açıklaması yapmış e, YouTube kanalından demiş ki o da onu da okuyayım ondan sonra kendi yorumuma geçeyim arkadaşlar. O basın açıklamasında demiş ki. Kendini övmüş daha doğrusu demiş ki ben işte yok işte şöyle bilmem ne cerrahıyım işte aynı zamanda öğretim görevlisiyim Amerika'da şöyle eğitim aldım şurada şu doktorayı yaptım burada bunu yaptım onu yaptım bunu yaptım şöyle eğitim aldım böyle destek oldum böyle eğittim böyle yaptım diye kendini övmüş övmüş ondan sonra da işte kişilik hakkıma saldırıda bulunanlarına işte avukatın da şu avukatım dava açacak da şöyle de böyle sen tüm kadınların kişilik haklarına saldırıda bulunuyorsun. Sen özelinde kalkıp da bir de yargı sopası gösteriyor. Herkes de biliyorsunuz ve söylemezsem olmaz da da aynı şeyi yapıyorlar. Millete geçiriyorlar söylüyorlar söylüyorlar ondan sonra da millete bir de aa bize hakaret edemezsiniz deyip yargı sopası gösteriyorlar. İşte biz 15-20 bin lira alıyoruz her dava başında falan diye millet milleti bir de böyle yargıyla tehdit ediyor. Yargı da sanki bunların öcü alma kinlerini nefretlerini paraya dönüştürme mecrası sanki. Ya kardeşim hakaret ediyorsan hakaret duymaya açık olacaksın. Uslubuna dikkat etmiyorsan o uslupsuz bir yoruma açık olacaksın. Sen şimdi millete tehdit sopası sallıyorsun. İşte avukatın ismini vermiş. Yok işte 3 yıldan 5 yıla kadar. Bir de bir de patates şey yapar gibi ve cezaları da işte e, yargı ceza kanunlarını falan okuyor. Hakkımda konuşanlara böyle böyle dava açacağım gibisinden. Ya sen bir kadını bu uslupta yok pompalamak, yok bilmem çakmak, makmak bu şekilde bu kadar avam bir dili. Üstelik de sokakta evinde arkadaşlarınla değil 30 bin kişi seni takip ediyor. Bir doktorsun ağzından çıkana dikkat etmen gerekmez mi? Bu uslup yakışıyor mu? Yok işte videomun bir kısmını kullanmışlar. Kullanılan kısmına tahammül edemedim kaldı ki bir de senin yarım saat videolarını izleyeyim. senin bir annen yok mu? Seni doğuran dünyaya getiren de bir kadın. Önce kadınlar hakkında senin kız kardeşin yok mu? Bu şekilde konuşmadan önce bir düşünmez mi? Senin cinsel hayatını nasıl yaşamak istediğin, Evde nasıl bir kadın tercih ettin? Seni bağlar. Ama tüm kadınları kapsayacak bir dil kullanma. Son derece çirkin ve yakışıksız. Ben de bu adamı buradan, bu ekrandan kınıyorum. Dün de yine işte ee... Bu videoda bunlardan bahsetmiştim arkadaşlar. İşte hani hep bekleriz ya sarıklı cübbeli e, ne bileyim işte yobaz zihniyetlerden maalesef işte bu adamlar e, Melis Han da söylemiş maalesef demiş e, her zaman şey sakallı hocalardan fışkırmıyor. Bazen işte eğitim insanlardan da böyle tipler çıkabiliyor diye. Enteresan olan da buydu zaten. Yani bir öğretim üyesi bu kadar eğitim almış. Hayatım eşeklik baki derler ya. Eğer sen birazcık da bu kadar ruh ruh şu ruh o kadar önemli ki bir insanın ruhu asilse, bir insanın ruhu kaliteliyse her şeyine yansıyor. Yani bazı şeylerde eğitimli olmuyor. Sen tamam teknik bilgi, eğitimi bunlar tabii ki önemli, değerli şeyler ama senin ruhunda bir bozukluk varsa ne ailen sosyeti olmuş... Ne zengin olmuşsun ne eğitim almışsın o bozukluk geçmiyor anacığım. İşte bu ortada görünüyor şekil adı olduğu gibi. Sen nasıl kadınlar hakkında böyle konuşabiliyorsun? Kadın dediğin doğurgan anne her şey seksten ibaret mi? Cinsellikten ibaret mi? Yani yok erkek bilmem seks ister cinsellik ister bu kadar avam ucuz bir duyuyor. Eminim bunu birileri ezmiş bir şeyin ezikliğini bir şeyin kompleksini edinmiş bu adam ki bu kadar kadınlar konusunda konuşurken böyle ne bileyim ucuz bir dil kullanıyor. Yani hiçbir kadın senin anlatmaya çalıştığın gibi değil. Ne demek yani kadın isterim de, kadın kadın olacak da işte neymiş, ya kadın aynı zamanda iş kadını, kadın aynı zamanda e, uçak pilot, profesör öyle bir dünya yok yani kadını sen sadece yatakta seks yapan bir gençliğe dönüştüremezsin. Kadın hayatın bir parçası, senin bir parçan, senin demeyeyim de erkeklerin bir parçası ee, hayatı sevgiyle birbirini severek e, birbirinin duygularına, ruhlarına dikkat ederek, özen göstererek, paylaşarak bu şekilde konuşması gereken bir insanın kalkıp bu uslukta sadece maddeye, şekilciliğe, seksi indirgemesi korkunç. Yani bir de hoca olacak. Ben Amerika'da eğitim almadım ama insanın sadece etten kemikten, cinsellikten olmadığını bilecek kadar e, bu bedenin dışında bir eterik bedenimizin olduğunu duygularımızın e, titreşimimizin, frekansımızın, e, zihnimizin, bilinçaltımızın oho katman katman katmanlardan oluştuğumuzu bildiğim için böyle küçücük bir pencereye sıkıştırmak insana hakaret bence. Cinsiyet dediğin sadece insanın bir bölümü ya, tamamı değil. Her şeyi cinsiyete indir indirgeyemeyiz yani. Yani işte, Ağzı olan konuşuyor bu zamanda, yorum yapıyor, işte YouTube çekiyor kendince. Bir birikimi, bir bilgi donanımı olmayan insanlar sadece mesleki başarılarıyla bir şeyler yapabileceklerini zannediyorlar. Demek ki sen iyi bir tıp eğitimi almış olabilirsin ama iyi bir insan analizi olacak bir şahsiyet değilsin diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazın. Sizin de başınıza geliyor mu böyle hötöt insanlar? Ay bana çok geliyor. Demek ki benim de böyle sınanmam gerekiyor. Geçenlerde yine böyle enteresan bir şekilde özellikle de köpeğimle gezerken ya anlayabiliyorum. Her insan köpek sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda. Yani sokakta gezerken bile sana öyle kötü bakıyorlar ki yani köpeğine böyle bir nefretle sevgisiz bakıyorlar. Ve ben çok üzülüyorum ya hayvanlara nasıl sevgisiz bakabiliyorsunuz? Demek ki benim kontrolümde yanımdaki e, köpeğe böyle sevgisiz bakabiliyorsa sokak hayvanlarına bunlar neler yapmıyorlardır kim bilir. O canlarım ya çok üzülüyorum. Bazen görüyorum bir kenara yüzüşmüş yatan bir kedi görüyorum ya da bir sokak köpeğinin... Sokakta bile yatarken o kadar böyle bir kıvrılmış böyle bir köşeye ona bile sahip olamamış. O köşede bile böyle tedirgin yatıyor hayvanlar ya. Ben yani işte demek ki o hayvanlara nasıl davranıyor ki? Davranıyorlar ki o hayvanlar o kadar tedirgin uyuyorlar. Ya sevgi ne kadar önemli? Geçenlerde bir söz duydum insanlar e, birbirlerini sevmek için gelirler ama insanlar e, maalesef eşyalarını sevmeye başlarlar. Birbirlerini sevmeye başlamalı ya birbirlerini sevmektense sahip olduğu eşyaları severler. E, dünyadaki kaosun da nedeni bu diye. Ne kadar doğru. Aslında insan dünyaya birbirini sevmek için, canlıları sevmek için gelmiş ama oysa ki e, sahip olduğu arabasını, evini, maddesel şeyleri tercih ediyor e, bir canlıyı ya da insanı sevmeye. Ben e, Allah'a şükür olsun ki bir canlıyla bir köpekle e, kedi seven var, kuş bakan var. Yani doğada herhangi bir canlıyı sahiplenip bakan herkese saygı duyuyorum. Ben köpek baktığım için kendimi o şekilde analiz ediyorum. Onların onlardan aldığım sevgiyi kelimelerle tarif edemem. Beni onlar gibi kimse sevemez. Ben de onları o şekilde seviyorum. Birbirimize öyle bir şekilde bağlıyız. Bak akça pakça yatıyor yanımda değil mi Holişkom? Benim oğlum 9 yaşında. Ee, bir kukur ve annesine çok düşkün çok yaramaz ama onu çok seviyorum ee, hayvan beslemeyen insanlara da tavsiye ediyorum önyargıyla yaklaşmayın bir anlamaya çalışın bir onları e, bu kadar hani e, ne bileyim sevgisiz bakmayın ya bir sevmeyi deneyin gerçi içinde olmayan bir şey de insanlar veremez diye düşünüyorum insan silüetinde de artık insan olmayan canlıların olduğuna da inanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük sohbetimiz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.